Merhaba değerli dostlar, Hollanda'ca Öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ayrılabilir fiillerden olan op laden ve op iki kelimemizi, iki fiilimizi, iki schytbare werkwoord'unu sizlere sunmaya çalışacağım. Bu derste arkadaşlar, Oplada'nın şimdiki zamanda, geniş zamanda, geçmiş zamanda, gelecek zamandaki kullanımını, cümle içerisindeki durumunu ayrılabilir hallerini göstereceğim. Aynı şekilde Oplada'nın içinde geçerli değerli dostlar. Sky Bara, Verk, arkadaşlar Hollandaca dilinde günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan önemli ayrılabilir fiillerdendir. Bunların cümle içerisindeki durumlarını iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bundan dolayı böyle bir ders videosu hazırlıyorum. Umarım sizlere faydalı olur diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar sizden bir ricam var. Bu ders videosu ile ilgili eklemek istediğiniz bilgileri, gramatik yapıları ya da sizde olan bilgilerin burada görünmesi açısından sizden yorumlara bir şeyler yazmanızı rica ediyorum bu eksik bilgiyi tamamlamak da olabilir ya da bir takviye tamamlayıcı bilgi de olabilir. Çünkü netice itibariyle izleyicilerimin fikirleri de çok önemli bu konuda. Sözü fazla uzatmadan derse başlayalım diyorum. Değerli arkadaşlar hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar opladının kelime kökündeki ladın fiili yüklemek. Yani bir şeyi yüklemek anlamındadır. Ama biz buna op ön ekini getirdiğimizde değerli arkadaşlar yüklemek fiilinin köküyle itibaren köküyle birlikte yeni bir kelime türetilmiş oluyor. Op üzerine koyarak arttırarak yüklemek, arttırmak, eklemek, takviye etmektir. Bu durumda okla yeni bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Şarj etmek arkadaşlar. Elektrikli arabayı şarj etmek, telefonu şarj etmek, bataryaya sahip herhangi bir ürünü şarj etmek anlamını veriyor. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Hollanda'ca bileşik kelimelerden oluşan bir dildir. Bundan dolayı da bu tür kelimelerin anlam kaymasında yaşayabileceğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hemen örnek cümlemize bakalım. İstemek fiiliyle beraber kullanılan opladına bakalım. Ik will mein Telefon opladen. Telefonumu şart etmek istiyorum. Bu arkadaşlar isteğe dayalı bir cümle. Opladen fiilimiz cümlenin sonunda. Peki arkadaşlar ayrılabilir haline bakalım şimdi de. Ich lad mein Telefon op. Gördüğünüz gibi op ön eki fiilin fiilden ayrılıp cümlenin sonuna geldi. Telefonumu şarj ediyorum. Şimdiki zaman arkadaşlar. Tekin Word'a tayt olarak şimdiki zaman ya da geniş zaman olarak bu şekilde yazıyor. Peki dostlar gelecek zamana bakalım. Zal yani zülün yardımcı fiiliyle Opladım. sona geliyor. İgzal main telefon Opladım. Şurada bu durumda bir ayrılma yok hala. Telefonumu şarj edeceğim. Bunu geçmiş zamana çektiğimiz arkadaşlar Ferleydin tayda yani. Burada op ve ladın hemen ayrılıyor. Ana fiilimiz ladın özneden sonra geliyor ve lad de oluyor. Çünkü geçmiş zamanın on reyhılmatık fiili. İki lad demeyin telefon op. Telefonumu şarj ettim. Bu düz tamamlanmış bir geçmiş zaman. 3 hafta önce, 5 hafta önce, 5 yıl önce olabilir, dün olabilir. Peki arkadaşlar hemen diğer örnek cümlemize bakalım. Hollandalıların en çok sevdiği Fall Toilet geçmiş zamana bakalım. Heb ön ekini alıyor. Daha doğrusu hep yardımcı fiilini başa alıyoruz. Ik heb mijn telefon opgeladen. Buradaki h ve hebben ekleri arkadaşlar Fall Toilet vazgeçilmez ekleridir diyebiliriz. Kelimelerdir diyebiliriz. Telefonumu şarj ettim. Ik heb mijn telefon opgeladen. Bu şekilde oluyor arkadaşlar cümle kuralı. Bunu unutmayalım. Peki soru haline bakalım bunun. Habiye telefon opkladın. Telefonumu şarj ettin mi? Ya da telefonunu şarj ettin mi oluyor Türkçesi arkadaşlar. Buradaki Türkçedeki yazılışta bir kelime kayması oldu. Peki. Opladının şarj etmek olduğunu ve elektronik eşyaların bataryaya sahip, aküye sahip her türlü ürünün şarj etmesinde Opla adını kullanıyoruz dedik. Berlin'e geçelim. Berlin, telefon ile aramak. Peki op ön eki geldiğinde bu yeni bileşik fiilimiz yani ayrılabilen bileşik fiilimiz ne anlama geliyor? An itibariyle arama üzerinde olmak. Yani hani bir telefon araması yapılıyor ya işte tam olarak op Berlin bu oluyor. Yani telefon ile aramak. Ama arama üzerinde telefonu arama gibi bir anlama geliyor. Birbirine yakın anlam ama gramatik olarak op bellanın kullanıldığını unutmayalım. Değerli arkadaşlar, op ile ilgili hemen istemek yardımcı fiiliyle kullanılmış bir cümleye bakalım. Ik will mein father op -bellen. Bakın arkadaşlar, op cümlenin sonunda ik will mein father. Öznemiz Yardımcı fiilimiz ve de nesnemiz. Babamı aramak istiyorum dedik. Ayrılabilir haliyle kullanılan op belanı şimdiki zamanda bakalım. İk bel, mein fader, op. Babamı telefon ile arıyorum. Evet yani telefonla arıyorum. Gelecek zamana bakalım. İk bel, mein father op belan. Burada da arkadaşlar babamı arayacağım. Gördüğünüz gibi zulun yardımcı fiiliyle kullanılmış bir cümlemiz. Ayrılabilen fiil olarak bakalım. İkbel belde main father op. Gördüğünüz gibi bel oldu arkadaşlar. Lat de olduğu gibi ladından la de belinden de bel de oluyor. Bu şekilde bakalım. Ik bel de main father. Hop. Babamı aradım. Kesin bir çizgi olarak geçmiş zamanı sunduk. Şimdi de hemen tamamlanmış olan geçmiş zaman. Yani fall detayla bakalım. Hop. Belin bizim hop belt oluyor. Cümlenin sonuna dikkat edelim. İk hep hep burada yardımcı fiilimiz. İk hep main father. Hop belt. Tamamlanmış geçmiş zamanda cümle bu halde babamı aradım. What have you done diye bir soru sorduğunda cevaplarak olarak I have my father up Babamı aradım. Hemen soruya bakalım. İnşallah bunu da Türkçe yazılışını doğru yazmışımdır. Have ye you father up Evet doğru bir tercüme geldi. Babanı aradın mı? Have ye you father up Heb je vader Baban aradın mı? Ja, ik heb mijn vader op Evet, babamı aradım. Peki arkadaşlar, bir de burada dönüşlülük edilgenli, dayalı, tercümeye dayalı, yani rivayete dayalı bir cümle kuralım. Ik vraag mijn vader of hij mij op Bakın arkadaşlar, bu gerçekten mantığının öğrenilmesi aslında güzel bir cümle. Babamdan beni aramasını rica ediyorum. Baba ikfrag yani e, soruyorum, ondan istiyorum, talep ediyorum. Ikfrag mijn moeder of zij mij op bad. Annemden beni aramasını istiyorum, rica ediyorum, talep ediyorum. Ikfrag. Mesela İgzao da denilir arkadaşlar normal şeylerde, resmi mektuplaşmalarda, postalaşmalarda ya da mailleşmelerde diyelim. İgzao Frah rica ediyorum, talep ediyorum. Burada da Frah gelmiş. Yani Frah'ın sadece soru anlamı yok. Buna bakalım. Ik Frah mein Bruder of Heime of Belt. Abimden beni aramasını talep ettim, ediyorum. Hemen düşünceye dayalı bir cümleye bakalım. Ik denk dat het mijn vader was die mij opbelde. Bakın arkadaşlar, ik denk dat düşünüyorum, sanıyorum het onu. Neyi mijn vader was. Babam öyle idi. Nasıl idi? Mij opbelde. Hemen cümleye bakalım. Sanırım beni arayan babamdı. Ik denk dat sanırım het mijn vader was. O babamdı. Die mijn beni arayan kişi. Umarım arkadaşlar doğru tercüme etmişimdir anlatarak. Hemen örneğin bir değişik versiyonuna bakalım. Ik denk dat het mijn moeder was die mij opbelde, Die mij opbelde beni arayan was. Beni arayan kişiydi kim? Mijn moeder annemdi. Neyi düşünüyorum? Ik denk dat annemin beni aradığını düşünüyorum. Beni arayan kişinin annem olduğunu düşünüyorum sanıyorum. Zannımca. İkdenk dat arkadaşlar. Burada zannım canlımı veriyor. Değerli arkadaşlar, cümlelerin tercümeleri, cümlelerin anlamlarını bu şekilde ele alıp analiz ediyoruz. Hemen bir başka örneğe bakalım. İkdenk dat hat mein Bruder war zu Bakın arkadaşlar, ob geçmiş zamanda kullanılmış düz verleiden tayta. Bunu unutmayalım. Yani ob Ik denk dat het mijn broer was die mij op -bell'de. Sanırım beni arayan kişi abim miydi? Burada dat, het ve die arkadaşlar artıklarını unutmayalım. Değerli arkadaşlar, bugünkü Schreiber'e Werkborden'la ilgili olarak sunmaya çalıştığım ders videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videodan görüşmek dileğiyle. Tot, farkındaki.